Biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız efendim? Yüzüne renk gelmiş Bahar Hanım. Bebek hemen iyileştirmiş annesini bak. Aa, nereden buldun bunları? New York'ta hep bunu okurdum ben. Aylardır görmüyorum bunu. Ben kahve içmeye iniyorum. Biraz gelsene Gül. Ne oluyor? Kötü bir haber mi var yoksa? Yok be yavrum. Bir iş kesini çıkıyorum da onu konuşacağım. Sürdürdüğü hayat kızı paranoyak yaptı. Ne yapsın? Sana da fırsat çıktı. Konuş bakalım. Ne oldu, haber mi var? Yok. Ama Yaman'la Mardin'e gidiyoruz. Orada bir şeyler oluyor. Seymen Mardin'e gitmiş ve ortadan yok olmuş. Şu Orta Doğulu uyuşturucu tacirleriyle buluştuğu falan söyleniyor. Sen Bahar'ı oyala, bir şey belli etme. Bir iki gün sonra da al konağa götür. Orada daha rahat edersiniz. Biz de dönüşte oraya geliriz. Hem Seymen'i sağ salim bulursak Yaman'la olan şu tatsızlığı hallederiz. Ne olmuş olabilir Can? Bir hesaplaşma yarım kalmıştı biliyorsun. Her şey mümkün. Uf Allah'ım ya. Bir rahat yüzü görmeyecek mi şu kız? Bu bebek de giderse. Sağlam durmak zorundasın. Bahar'ı son derece iyi idare etmemiz lazım. Herkes çok dikkat etsin. Sonra daha çok üzülürüz. Lütfen toparlan. Hadi hayatım. Ben babamı Ankara'ya gidiyorum dedim. Onu daha ne kadar kandırırız bilmiyorum. Bahar'ın yüzündeki izler geçmeden babamla görüştüremeyiz. Bahar'ın burada olduğunu bilmiyor zaten. Ama konaktaymış gibi bir arasın. Ben Bahar'ı Seymen ortaya çıkıp özür dilemeden konağa götürmeyi doğru bulmuyorum. Haklısın. Ama şu anda bunu tartışmamız çok gereksiz olabilir. Bunu Seymen ortaya çıktıktan sonra konuşsak. Ya hiç çıkmazsa? Benim yüzümden başına bir sürü iş açıldı Yaman. Seymen ortaya çıkınca ilk işim bu saçmalığa bir son vermek olacak. Bunu ancak belirli bir uygarlık düzeyindeki insanlarla yapabilirsin. Boşuna uğraşma. Aslında sorun işte buradan kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanıyor? İşte bu tavrından. Ha. O sana başlarda hep sürekli dostça davrandı. Ama sen onu hep gizli gizli küçük gördün. Saçmalama. Evet. Seni kıskandığı için yüzünü gözünü dağıtmış birinden söz ediyoruz. Yanılıyor muyum ha? Ya ben onu daha çok hırpaladım. Hem konu bu değil. Bizim ilişkimizde bilmiyorum. Böyle tuhaf bir şey var. Şiddeti sevdiğini söyleme bana. Anlamadığım bir şey de bu işte. Seymen beni dünyanın en kırılgan, en narin şeyini elinde tutar gibi sevdi. Anlamadığı ve bünyesinin kabul etmediği şeyleri hep yüceltir insan. Böyle şeylere sırlı anlamlar yükler. Sonra bir gün bu geçer. Biter. Ya beni sinirlendirmemeniz gerektiğini doktorlar söylemedi mi size? Kendi gerizekalılığını örtmek için küçücük doğmamış bir bebeği kullanmaya utanmıyorsun değil mi? O. Kim bilir ne iki yüzlü bir bebek olacak bu senin ellerinde. Neyse ki ona annesinin ne mal olduğunu anlatacak akıllı bir amcası var. Sen. Hı hı. Böyle konuşmaya devam edersen onunla asla görüşemeyeceksin. Asla. Ya götürün şunu başımdan, sinirden çocuğa bir şey olacak. Zaten gidiyoruz, bizi bir süre göremeyeceksin. Nereye? Ankara'da toplantı var. Akşam uçağıyla gidiyoruz. Ne toplantısıymış bu böyle ikiniz birden gece gece gidiyorsunuz? Sen kocanda didişirken ülkede bir sürü şey oldu. İlgilenmemiz gerekiyor. Ay iyi tamam defol, tamam anladık. Kafam yarıldı.